gözden geçirilmesi lazım. Yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var. Bana gösterdiler. Efendim işte bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Böyle bir takım çelişkiler var. Bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde Ulaştırma Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Bir bu. İkincisi de 2017'de 2018 boyunca toplam 5 milyon yaklaşık olarak 800 bin geçiş yapılmış. Bunlar tabii ciddi bir yökün tutuyor. Parasal olarak ciddi bir para tutuyor. Bunların 26.744 adedinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsilatı için tebligat hazırlanmış. Şimdi buradaki arkadaşlarımızı dinledikten sonra şuna kani oldum. Bir, devlet, idare gerekli duyuruları yapmamış vaktinde. Bir iletişim kopukluğu söz konusu. İkincisi, meseleyi anlatamamışız. Yani nedir? Ya bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar geçecek? Uygulama nasıl olacak? Bunlar da detaylarıyla sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış, olay paylaşılmamış. Bu durumdan birincisi bu. İkincisi de bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız işlemesini sağlayacak tanımlar olmamış. İşte yani az önce verdiğim örnek, kamyonetin geçişinde sorun yok. Ama bir minibüsün geçince cezalı durumda kalıyor. Bu tip çelişkili durumlar var. Bunlar da doğrusu çok iyi irdelenmediği için uygulamadan doğan aksaklıklar var. Ve vatandaşlarımız da bunun mağduru. Dolayısıyla bu iki konunun düzeltilmeye ihtiyacı var. Bugünkü toplantının amacı, ben burada bu mağduriyeti yaşayan on binlerce, hatta 310 bin üzerindeki İstanbullunun sadece burada bulunan arkadaşlarla, 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk, dinledik ve bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık. Ben size şunu söyleyeyim, benim ilk işim bu konuyla ilgili inşallah bir düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle ne yapıyoruz? Bir, bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani bu cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanlar da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri paralar geri ödenecek.
Evet. İnşallah. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Abi. İnşallah buna ve bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşamayız. Ama şunu bilmenizi isterim ki İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin karşı karşıya kaldığı her türlü sorunda hep yanınızda olduk bugüne kadar. Bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. İnşallah. Ben hepinize bu önemli konuyu gündemimize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Tabii bu kanun çıktıktan sonra bu KOME buna uygun olarak, çıkan bu düzenlemeye uygun olarak yeni kararını alacak ve bu karara göre artık siz de rahat edeceksiniz. Bu sefer uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde Bölge Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız sizlere anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak ki başka sıkıntılar yaşanmasın. Burada konuşulan ne varsa bugün sizin tek tek söz alarak dile getirdiğiniz, aşağı yukarı burada 15 arkadaşımız söz aldı, dile getirdiğiniz bütün konular eksiksiz çözülmüş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, siz gelmeden önce arkadaşlarıma söyledim. Hiç meraklanmayın dedim. Çözüm adamı geliyor dedim. Ve dediğim gibi oldu. Allah razı olsun. Bu akşam, bu cuma akşamı diyorum artık. Biliyorsunuz yarın cuma. Bugün de bizim yüzümüzü güldürdünüz. Allah da sizin yüzünüzü güldürdü. Şunların sevincine bak başkanım. Evet. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet. Bizim yaptığımız sadece yapılan bir yanlışı düzeltmektir. Mutlaka insanın olduğu yerde hata da olur, yanlış da olur. Mesele bunlara duyarlı olmaktır. İnşallah bundan sonra da çok daha yakın bir şekilde bu konuları takip etmiş olacağız. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun. Sağ olun.